Minik bir serçe vardı. Rabbine küsmüştü. Günler geçiyor ama serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine bir şey demiyor, onunla konuşmuyordu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı. Ve her defasında Allah meleklere "O gelecek ve benimle konuşacak" diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak tek kulak benim. Ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan sadece benim diyordu. Bir zaman sonra serçe, kalbi hüzün, gözü yaşla dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah serçeye seslendi. "Söyle bana, canını sıkan, kalbini hüzne boğan derdin nedir senin?" Melekler serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe mahzun, biraz da sitemli bir ses tonuyla, "Küçük bir yuvam vardı Rabbim. Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sığındığım, kimseyi rahatsız etmiyordum. Ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi. Kimsenin yerini dar etmiyordu. Sen onu da bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı. Ve beni yuvasız bıraktı. Daha da konuşmadı." Serçe sözleri boğazında düğümlenip gözyaşlarını akıttı. Sessizlik Arş-ı Rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş, Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah, "Sen o yuvanda dinlenirken, seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim. Yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Ve sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman mı oluyorsun?" Serçe artık hüngür hüngür ağlıyordu. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Utangaç bir sesle, "Affet Allah'ım, affet" diyebildi. Başımıza gelen her musibette elbette ki nice hayırlar gizlidir. Rabbimize isyan etmek yerine olanda hayır vardır diyerek rıza göstermek gerekir. Selam olsun.
hayırlısı olsun diyenlere. Selam olsun, vardır Rabbimin bir bildiği diyenlere. Selam olsun, bu da geçer deyip yoluna devam edebilenlere.